arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok güzel bir model yapacağım. Sonunu görmeden sakın karar vermeyin. Gerçekten güzel modeller yapmaya çalışıyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum ve bunun için de sizlerden bir ricam var. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumla üşeniyorsanız, beğeni de yaparsanız çok iyi olur. Yandaki bildirim ziline basarsanız gelecek olan videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Eğer videolarımı çok hızlı buluyorsanız yukarıdaki videoya basılı tutup yukarıdaki 3 noktaya basarsanız hızlı veya yavaş şekilde alabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimle başlıyorum. İlk zincirimizi 6 zincir yaptıktan sonra ilk zincirimize kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve kalan ipimizi arasına sıkıştırıyoruz. 3 zincir çektik. 3 zincirin sonunda 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 16 tane ikili trabzan yapacağız. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zincirimizle birlikte 16 tane oldu. Emin olmak için saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 zincirle birlikte 16. Şimdi zincirimizin hemen başında birleştiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle birleştirdik. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 3 zincirin sonunda şurada yapmış olduğumuz ikili trabzanlarımız var. Bu ilkini bu şekilde şöyle tutuyoruz. Tuttuk. 1, tığımızın üstüne aldık. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane çektik. 7 tane çektikten sonra bunları bir bir bir, şu ilkini 2 tane yapalım, birleştirmeyi ona yapacağız. Sonra da bir bir topluyoruz. Topladık. Şöyle bir şeyimiz oluşmuş oldu. Şu ilkini iyi göstermek istiyorum ki daha iyi şey örneğe çıkarmak için kolaylık olsun. Sonra da 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincir çektik. Bu birincisini, yani sıradaki birincisini atlıyoruz. İkincisine, tığımızın üstüne doladıktan sonra ikincisine de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurada yapmış olduğumuz ilki vardı. 7 tane yaptıktan sonra şu ilkini en köşesinden şöyle 2 taneli alalım ki sonra sorun çıkmasın. 2 taneliye bastırıyoruz, çıkartıyoruz ve birer birer bunları topluyoruz. Topladık. Sonra tekrar döndürüyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Birincisini atlıyorum. Tığımın üstüne doladıktan sonra ikincisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. 7 tane yaptık.
Tekrar şurada yapmış olduğumuz, burada toplamıştık bunları. Burada birleştiriyoruz yine. Tek tek bunları birleştirerek. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Bunları bu şekilde yapacağız. Bir tane atlıyoruz, 7 tane batıyoruz, sonra buraya birleştirip tek tek örerek geri çıkıyoruz. Ben bunları tamamlayayım arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle. Sıramızın sonuna kadar geldik. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Arka tarafı da böyle. Sıra sonuna geldikten sonra şurada birleştiriyoruz. Pardon, 4 zincirimizi yapıp başladığımız noktada birleştirip 1, 2, 3 tane zincir çektim. 3 zincir çektikten sonra tığımın üstüne doluyorum. Şurada 4 zincir yaptığım yerde de şu altta birer tane atlamıştım ya, şöyle. Bu atladığım yere 5 tane ikili trabzan yapacağım ama biraz uzun çekeceğim onu. Dilerseniz böyle üçlü trabzan olarak da yapabilirsiniz. 3, 4, 5. Şöyle 5 tane yaptık. 5 tane yaptıktan sonra şu başlangıç şeyimiz var, şu keşe. Bunun üstüne de bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz ve bu araya tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3, 3'lü trabzan pardon, 4 ve 5. Bu modelimizi birçok yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik yine tekrar buraya. Uca tekrar bir tane ikili trabzan, dilimimizi geçiyoruz. Buraya 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Dört, beş. Tekrar buraya ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz, şu aralara. Şuraya arkadaşlar. 5 tane buraya, bir tane buraya. Buraya üçlü trabzan, buraya ikili trabzan. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi de tekrar kaydırma yöntemiyle burada birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra ipimizi kesiyoruz. Takılmasın, bize tekrar lazım olacak ama. Şöyle bir şeklimiz oluşmuş oldu. Arkasını göstereyim. Şimdi diğer rengimizi alıyoruz. Diğer rengimizi aldıktan sonra da şöyle tığımızı sabitleştirelim. Ve başladığımız noktadan tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. 3 zincirimizi yaptık. 3 zincirimizi yaptıktan sonra tığımızın üstüne doluyoruz. Şurada yapmış olduğumuz arada 5 tane vardı. Şu ilkini önce alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane battık yarım trabzanımızı. Şurada altta tekli var. 5 tane ikili trabzana batmış olduğumuz tekli var. Burada da şuradan şöyle tutturuyoruz. Sonra da tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak tek tek bunları örüp bitiriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı şekilde bir daha bir tanesini atlıyoruz. İkincisine yarım trabzan yapıyoruz. 7 tane. Şöyle
bir alt sırada yaptığımız gibi ama bunları da farklı birleştiriyoruz biraz. 2, 4, 5, 6 ve 7. Aynı yere tekrar birleştiriyoruz. Tığsı da almayabiliriz. Şurada birleştirmiştik. Buraya birleştirip 1, 2, bunları tek tek geri çıkıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Alttaki 4 zincirdi, burası 3 zincir. Çektim. Bir tane atlıyorum. Ve aynı şekilde buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Aynı yere tekrar birleştiriyoruz. Şöyle. Ve tek tek çıkıyoruz. Şimdi bu dilimin ortasında 3 tane yaptık arkadaşlar. Şöyle dilim dilim bunlar. Bunun ortasında 3 tane yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir, 3 zincir pardon yapıyorum. Ve diğer dilime geçiyorum. Burada ikili trabzan yapmıştık. Bunu atlıyoruz. Burada üçlü trabzanımıza takıp bu şekilde aynı işlemi tekrar edeceğiz. Dilim dilim gidiyorlar. Her sıra, her dilimin ortasına 3 tane yapıyoruz. Bunlardan 2, 4, 5, 6 ve 7. Ne yapıyoruz? Burada tekli vardı şu altta. Bunu istediğimiz gibi takabiliriz. İstediğimiz hangi şekilde rahatlığınıza geliyorsa o şekilde oraya tutturabilirsiniz. Şöyle bu şekilde komple dilimleri tamamlayıp sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Sonra da diğer işlemlere geçeceğiz arkadaşlar. Sıramızı tamamladık. Şöyle başladığımız noktaya tekrar ipimizi kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz ve bunu çıkartıyoruz. Şimdi tekrar diğer rengimize geçiyoruz. Bunu da aynı şekilde buraya birleştirelim. İpimizi zincirimizin arasına hapsettik. Şimdi de şuradan tığ üstü aldık. Şu altta birer tane atlamıştık. Şöyle. Atladığımız birer tanenin içine 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Alttaki sırada 5 yerli yapmıştık. Bunlara 3'erli yapacağız. 2 3 3 tane yaptık. 4.'yü şurada yapmış olduğumuz tüpsiğin üstüne yapacağız. Tekrar boşluğumuza geliyoruz. Buraya 3 tane üçlü trabzan. 4.'ye de 2 tane 1 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle geldik. Bu şekilde buradaki sıra sonumuza kadar geleceğiz. Sıramızı tamamladık. Şimdi büyük sıraya geçiyoruz. Büyük sıraya da
2 3 zincir yaptık. 3 zincirin sonunda hiçbir arttırma eksiltme yapmadan yapmış olduğumuz ikili trabzanlarımızın üstüne komple dönüyoruz. Hiçbir eksiltme arttırma yapmıyoruz. İkili trabzan olarak yapmış olduğumuz ikili trabzanların üstünü dönüyoruz. Şöyle bu şekilde sıramızı komple tamamlayacağız. Sıramızın sonuna kadar geldik. Şunun için de özür diliyorum. İkili trabzan değil, üst sırayı da üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi tekrar bir üst kata çıkıyorum ve burayı da üçlü trabzan olarak şöyle şuraya kadar sayacağım onu, oraya kadar geleyim. Üçlü trabzan olarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 27 ilmek kala geri bıraktık. Yani sıramızı tamamlamadık. Buradan başladık. Şurada da 27 ilmek kala geri bıraktık. Şimdi şunu da göstereceğim sizlere. Bunun için bir tane daha yaptım. Yani iki tane aynısından yapmış oldum. Şöyle iki tane. Bu iki taneyi şöyle yüz yüze birleştirerek şurada başlangıç ve bitiş noktalarını birleştirerek bu şekilde. Bunları geri dönüp sık iğne ile birleştireceğim. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım. Döndürüyoruz. İpimizi buradan çekiyoruz. Bir tane zincir yaptım. Bu şekilde tek tek birleştiriyoruz. Burada zincir yapmıyoruz. Komple sık iğne yaparak, iğne kullanmadan dikme işlemini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Tığımı buradan batırdım. Arka taraftakinden birlikte ikisini birleştiriyoruz. Batırıyoruz. Burada da bu şekilde birleştiriyoruz. Bu şekilde ben bunu tamamlayayım. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna kadar geldik. Bu şekilde bunları birleştirdik. Şöyle elimizle düzeltelim. Şimdi de buranın kenarını dönmek istiyorum. Bunun için de mor, pembe olan tarafı morla döneceğim. Mor olan tarafı da pembeyle döneceğim. Şöyle ipimizi sağlamlaştırıyoruz. Bir zincir yapıyorum. Zincirin sonunda kaydırma yöntemiyle bu şekilde ince bir hem ince bir dikiş yapmış oluyoruz hem de modeli toplamış oluyoruz. Yani ağzını toplamış oluyoruz. Böyle gördüğünüz gibi.
Şimdi bu tarafa geldik. Şimdi ipimizi kopartıyoruz. Diğer tarafa da pembe iple yaparak. Bitiriyoruz ve sonra da bağcık kısmına geçeceğiz. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel, çok şirin bir çantamız olmuş oldu. Genç kızlarımız kıyafetlerine göre istedikleri tarafı kullanabilirler. Evet arkadaşlar, çantamızın kenarına döndük. Bunu sap olarak bunu yaptım. Şöyle göstereyim sizlere. Ama ben size şimdi videonun sonunda nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi makasımla bunları kesiyorum. Burası da istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Şöyle çiçeklerim var arkadaşlar, renk renk. Bu renge uygun diye bunları kullanmak istedim. Şimdi mor olan tarafa yavru ağzını, yavru ağzı olan tarafa da mor çiçeklerimizi koyacağız. Şöyle bolca silikon sıkıyorum. Silikon tabancası olmayanlar iğneyle de dikebilir bunları. Pekala da güzel olur. Şöyle. Bu şekilde yapıştırdık. Kız çocuklarımız böyle cıvıl cıvıl olan şeyleri çok severler. O yüzden ben de bu şekilde yapmak istedim. Siz değişik aksesuarla da süsleyebilirsiniz. Tamamen siz zevkinize kalmış. Bunları da bu şekilde yapıştırayım. Evet arkadaşlar, tabii dikkat edelim, silikon bazen sıcak oluyor. Elimize de yapışabilir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kız çocuklarına göre çantamız bitti. Şöyle, ben size daha önce de söylemiştim bunların nasıl yapıldığını. Tabi bilen arkadaşlarımız bilir, benim yaşımdakiler bilir, ama bilmeyenler için şöyle göstermek istiyorum. İstediğiniz kadar sayıda ipi alıyorsunuz, şöyle döndürüyorsunuz, istediğiniz boyada ayarlıyorsunuz. Yalnız döndürüldüğü zaman kısa oluyor. Onu da baz alarak hesaplayabilirsiniz. Şöyle döndürüyorum. Şöyle daha iyi görürsünüz herhalde. Böyle döndürdük. Döndürdükten sonra dönebildiği kadar döndürüyoruz bunu. İyice döndürüyoruz. Döndürme işlemi bittikten sonra şöyle tutuyoruz. İki ucunu birleştiriyoruz. Ve bırakıyoruz. Bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi böyle şeklimiz oluşmuş oluyor. Tabii ben bunu çok fazla döndürmedim. Böyle yakından göstermek istiyorum. Daha fazla da döndürebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü modelim de bu kadar. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum.